Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün çok özel bir videomuz var. Biliyorsunuz piyasada birçok telefon tamircisi, ekrancı, ekran değişimi diye anılan yerler var. Haklı olarak vatandaşın kafası karışmakta. Hangi ekran orijinal, hangi ekran orijinal değil, bir bilinmezlik söz konusu. Şimdi elimde çok faydalı olacağına inandığım 3 adet ekran var. Bu ekranımız tam orijinal ekran. Bu ekranımız tam orijinal, fakat üzerindeki cam şöyle kırıldığı için biz camı kestik, söktük, yeni cam taktık. Yani bunun ismi orijinal ekran ama revizyonlu. Bizim kendi bünyemizde yaptığımız bir ekrandır. Bu ise piyasada birçok telefoncu, tamirci diye adlandırılan firmaların taktığı ve insanların gözünün içine baka baka bu ekran orijinal dediği ekran. Yani yan sanayi birebir kopya ekran. Piyasada bunun ismi maalesef orijinal ekran diye geçmektedir. Şimdi sizi çok küçük, çok basit ama önemli olan etkili 3 detay ile bilgilendireceğim. Herkes rahat edecek, insanların ne aldığını bilecek. Şimdi bu yan sanayi ekranın farkını hemen gösteriyorum. Şöyle bakın, çok minik bir detay. Şöyle şuraya zoom yapalım. Enes Beyciğim. Bakın şurada film üzerinde herhangi bir logo, Apple logosu göremiyoruz. Burada veya burada yok, şurada yok. Oysaki orijinal ekranda bakın şöyle görebiliyor muyuz Enes Beyciğim? Evet. Bakın şurada da Elmo logosu var. Bu ekranın orijinal olduğunu gösterir. Orijinal olmayan ekranlarda bu logo yoktur. Söz konusu değildir. Bak, görebiliyorsunuz şöyle. Evet. Şimdi bir detayımız daha var. Bakın bu da demiştim. Biraz önce bir müşterimiz tarafından geldi. Ekranı kırılmış. Daha doğrusu cam kırılmış. Biz bu camı söküp yeni cam takacağız. Ve revizyonlu ekran yapacağız. Bakın bunda da elma logosunu görebiliyorsunuz. Şimdi bir minik detay daha var. Bunu belki göz ile görmek zor olur ama bakın şurada iki ekran yan yana gelmiş. Orijinal ekran, revizyonlu ekran ve yan sanayi ekran. Şimdi bakın. Bu yan sanayi ekranın şurası boş. Şurası boş. Oysaki orijinal, yani tam orijinal ekranda şurada bir güvenlik filmi, güvenlik sticker'ı vardır. Bu sticker olmayan ekran eğer burada Apple logosu yoksa yan sanayidir. Bu orijinal ekran. Revizyonlu bir orijinal ekran. Ancak revizyon yaparken dahi bu güvenlik etiketini buraya yapıştıramıyoruz. Çok önemli bir detay. Yani ekran gerçekten tam sıfır orijinal ekran mı yoksa buradaki gibi revizyon orijinal ekran mı, bu güvenlik etiketinden anlayabilirsiniz. Bakın bunda Apple logosu yok ve güvenlik etiketi yok. Yan sanayi, bu yan sanayi. Bunda Apple logosu var ancak güvenlik etiketi yok. Demek ki bu tam orijinal ekranmış ama cam kırıldığı için buna revizyon yapılmış. Yani yeni cam takılmış. Bu da tam orijinal ekran. Apple'ın kendi orijinal ekranı. Üzerinde Apple logoları mevcut ve güvenlik etiketi var. Şimdi bir detay daha var. Kameradan anlaşılabilir mi bilemiyorum ama size göstermekte fayda buluyorum. Bakın bu yan sanayi ekran, pardon, bu revizyonlu orijinal ekran, şu Apple logosundan anladığımız üzere. Hemen bakıyorum. Bunda Apple yok. Yani elma işareti yok, logomuz yok. Bu yan sanayi. Şimdi çok basit. Bakın bunu çektiğimde jilatini böyle çektiğinde aynamsı bir görüntü var. Yani şurası siyah, burası aynalı. Çok parlak. Tekrar sunuyorum. Şurası siyah, burası aynamsı bir görüntüsü var. Bakın şurası piyano bile simsiyah, burası aynalı.
Oysa ki orijinal ekranda, bakın bunu söküyorum, simsiyah. Ekran neredeyse şurayla renk tonu yokçasına simsiyah. Yani komple piyano black gibi. Şimdi hatta şunu da açayım yanına. Şöyle yapalım. Yan yana getirelim. Kıyaslama olsun. Daha iyi anlaşılır. Hatta şunu söktük. Bakın. Şu yukarıda olan orijinal ekran. Simsiyah. Görüntüye bakar mısınız? Oysa ki bu siyah. Şu çerçeve siyah. Ancak iç ekran açık siyah gibi, gri gibi ya da parlak, çok parlak. Bakın, umarım belli oluyordur. Bir ekran orijinal mi, değil mi, yan sanayi mi ya da revizyon mu? Bu üç faktörden anlayabilirsiniz. Mesela beyazda da öyle. Bu çatlak olmasına rağmen ekranın simsiyah olduğunu, parlama olmadığını görebiliyorsunuz. Evet, toparlayalım. Neymiş? Bir ekran orijinal mi değil mi nasıl anlaşılır? Birincisi şu görüntü, şu yan sanayi ekrandaki gibi iki renk olmamalı. Siyah, açık siyah. Siyah, koyu gri gibi olmamalı. Tek renk olmalı. Birincisi bu. İkincisi şurada güvenlik etiketi olmalı. Ama güvenlik etiketi bazen revizyonlu ekranlarda olmayabiliyor. O yüzden en önemlisi ekranda parlaklık olmaması, simsiyah olması ve şu Apple logosu. Çünkü bu Apple logosunu yapmak için hiç kimse uğraşmıyor ve yasaktır. Bundan sonraki alışverişinizde, ekran değişimlerinde, evet şurada tekrar bakıyoruz, bakın. Apple çok temiz, tertemiz gözüküyor. Evet, bundan sonraki ekran değişimlerinizde daha güvenli, daha bilinçli olacağınız ümidiyle hepinize iyi günler diliyoruz.